olduğu destek programı, kahvaltı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Büyük Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonraki en büyük savaşımız cehalete karşı verildi. Yüzlerce yıldır imkanlardan uzak kalan, okuma yazma oranının %10'un çok altında olan Türk yurdunda hızla eğitim seferberliği başlatıldı. Ne yazık ki benim köyüme bu eğitim seferberliği 1945'lerde gelebildi. İlkokul köyümde 1945'te vardı. Tüm bunlar yapılırken fırsat eşitliğini ön planda tutmaya çalışıldığını biz biliyoruz. Kaynak yetersizliğinden köyümdeki eğitim gecikmesinin sebep olduğunu, bununla ilgili de devletimize kırgın olmadığımızı herkes bilir efendim. Nacizane benim de Çankırı'nın Orta ilçesinin Karaağaç köyünden çıkıp dünya denizlerinde Türk bayrağı dalgalandırmam, bugün burada Kaptan Mustafa Can olarak bulunmamı sağlayan işte bu yüksek cumhuriyettir. Artık 2024 yılındayız ve dünya eskisinden çok daha hızlı dönüyor. Bizler de her alanda olduğu gibi eğitimde de hemşerilerimize odaklanmış STK'ların da önceliklerinin gençler ve çocuklar olduğunu düşündüğümüz için büyük bir imza attığımız büyük bir proje Çankırı'mıza inşallah hayırlara vesile olacaktır. Bugün Çankırı Federasyonu olarak desteklediğimiz yapay zeka destekli online kurs programı bünyesinde 1000 başarılı öğrencimiz sınavlara bilgisayar başında etkileşimli bir şekilde hazırlama olanağı bulacaklar. Milli Eğitim Müdürümüzün hatırlatmasıyla evine internet alamayanlara da başarılı en az 10, en fazla 20 talebenin evine internet erişimini de biz sağlayacağız. Öğrencilerimiz TYT, LGS, AYT ve GYK sınavlarını içeren kursumuzda ayrıca rehberlik hizmeti de alabilecektir. Çankırı Konfederasyonu olarak geleceğimizi emanet ettiğim çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmeleri için hem Ankara'daki Eğitim Vakfımız, hem İstanbul'daki Vakfımız ve federasyonumuzla birlikte çok çalışacağız. Ailelerimizin bütçesini etkilemeden öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarının bir ucundan da biz tutmaya kararlıyız. İstanbul'da Çankırı Vakfı Başkanlığı yaptığımda da en önemli işimizin gençlerimize yatırım olacağını iddia etmiş ve bunun için de var gücümle çalışmıştım. 250 talebeyle başladığımız burs yolculuğuna 1070 talebeyle devrettik ve şu anda da aynı hızla İstanbul'daki vakfımız devam ediyor. Ankara'da da ortak projeler yaptığımız Sayın Recep Başkanım'la beraber büyüyerek devam ediyor. Sözü Tekuzem yetkilisine bırakıyorum. Geldiğiniz için, bu programı desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Uzun yıllardır eğitim sektöründe hizmet veren bir kurumuz. Bu da bilgi birikimlerimiz, tecrübelerimizle birlikte yapması gerekiyor. Nasıl yapacak? Ben önceden bu sayfayı açtığım için... Eğer bunun peşinde olmazsanız ve takip etmezseniz bir dahaki sene biz almayacağız. Bize bunun faydasını hem bildiği eğitim müdürümüze, ilçe müdürlerimize ve bize de sonuçlarıyla şu kadar talebe girdi, bu kadar yaptılar, biz bu kadar katkı sağlayalım. Simgesel olarak bunu vermiş olayım. Efendim müsaadenizle.
Teşekkür ederim. Evet, geçelim mi?